Diyeceğim size. Açarken söyledim ya, Enerji Bakanı'nın bir önerisi var. Devlet memurları sabah 6'da mesaiye başlasınlar. Cumartesi de çalışsınlar. Haftada 6 gün sabah 6'da işe gitsinler. Niye esnaf kepengini 6'da açıyor da memurlar niye 6'da başlayamayacak diyor. Enerji Bakanı'nın o sözleri bazı gazetelerde, onu da paylaşacağım. Ama önce tartışılacak başka sözler. Bakın, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı dün akşam 32. günde izlediniz mi bilmiyorum. Ama Arınç 32. güne katılmadan evvel yine tartışılacak başka sözleri imza atmış. Laikliğe yeni yorum gerek diyor Başbakan Yardımcısı. Bu sözleri bir dinleyelim önce, sonra gazete ne söylüyor ona da bakacağız. İşte Arınç'ın laiklikle ilgili açıklamaları. Bugün laikliğin yeniden yorumlanması gerektiği konusu Türkiye'nin önemli bir konusudur. Bu sosyal bir ihtiyaçtır. Toplumlar dinamik kuruluşlardır. Statik değiliz. Biz duvardaki bir portre değiliz. Şurada duvarda bir portre olsaydı eminim, mesela Atatürk'ün orada ışıkla verilmiş şey. Dikkat ederseniz hep aynı istikamete bakıyor. Başka bir fotoğraf da olabilir. O fotoğraf orada kaldığı müddetçe aynı istikamete bakacaktı. Ama toplumlar duvardaki bir portre değil. İnsanların ihtiyaçları geliştikçe, düşünceleri geliştikçe, anlayışları geliştikçe, dünyadaki bir takım teknolojik imkanlarla dünyayı tanımak mümkün oldukça düşünceler elbette farklılaşabilir. Değerli dostlar, bütün bunları şunlar için söylüyorum. Biz bugün yeni bir anayasa içindeyiz, çalışması içindeyiz. Yeni anayasa çalışmaları başladı. En azından ilk temas kuruldu partiler arasında. Başbakan Yardımcısı Arınç da bu yüzden söylüyor. Laiklikle ilgili bu sözleri, toplumlar değişmekte. Bakın, değişmeyen sadece duvardaki portreler. Atatürk hep aynı yöne bakıyor o portrede ama toplum farklı yönlere bakıyor diyor. Laiklikle ilgili bu açıklamayı Atatürk portresiyle de süsleyince Bülent Arınç, laikliğe yeni yorum gerek diye pek çok gazetede haber olmuş durumda.